Son trend bu hafta Gebze Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde özellikle Türk sanayisinde ciddi yol almış ve %100 yerli olan Sarcan Bobinaj Fabrikası'ndayız. Buranın özelliklerini size anlatırken birçok konuda Türkiye sektöründe yerli ve milli konularda sağladıkları istihdamın yanında sağladıkları katkı payıyla da önder ve lider bir firmanın haline gelmiş bir kurumdayız. Bugün Ömürcan Polat'la beraber size Sarcan Bobinaj'ın hikayesini sıfırdan yüze kadar beraber anlatacağız. Sarcan Bobinaj ne zaman kuruldu ve bu faaliyetleri kurulduğu aşamadan bugünkü aşamaya kadar nasıl evrim geçirdi? Hepsini Ömür Bey'den dinlemeye geldik. Bu hafta Son Trend'in konukları arasındasınız. Hoş geldiniz. Şimdi buradaki bir başarı hikayesi sizi ilk ziyaret ettiğimizden bugüne kadar oldukça etkiledi ve çok da mutlu olduk. Başarılarınızın buradaki Türk sanayisine sağladığı katkıları ekrana getirmekten dolayı da oldukça mutluyuz. 1977'de Karaköy'de elektronik sektöründe başlayan bir serüveniniz var ama tabii 2000 yılında farklı bir evrim geçiriyor. 1970'te nasıl bu konulara başlangıç yaptınız? 2000 yılında farklı bir yol almasının serüveni neydi? Öncelikle teşekkür ederiz. Biz bir aile firmayız. Şirketi babamız Yusuf Can Polat kurdu. Biz de beraber geliştirmeye çalıştık şirketimizi. 1977'de babam Karaköy piyasasında bu işte benzer işler yapan bir firmanın yanında çalışma hayatına başlamış. Ve bu mesleği öğrenmeye karar vermiş. Daha sonra kendi firmalarını kurarak 2000 yılına kadar çeşitli firmalarda da devam ettirmiş. 2000 yılında Karaköy'den Anadolu Yakası'na taşınarak tamamen aile şirketi olarak tekrardan faaliyete başladı. 2000 yılında yaklaşık 250 metrekarelik bir alanda başladık. Daha sonra geliştirerek işte ilk etapta 3000 metrekare, daha sonra da Dilovası'ndaki fabrikamız olan 17 bin metrekare ile başladık. Fabrikamıza taşındık. Şimdi 2000 yılındaki bu atılımınız bugün 180 çalışan ve 23 bin metrekarelik bir alana taşmış durumda. 2000 yılındaki serüveniniz geçtiğimiz 23 yılı geride bırakmış bir durumda. Bu 23 yılın içerisinde neler başardı bu firma? Daha biraz daha ayrıntılı anlatabilir miyiz? 2000 yılında biz Anadolu Yakası'na taşındığımız zaman sadece belli tel gruplarını üretebiliyorduk. İşte bunların en başlısı pamuklu bobin teli ve cam üzeri bakır tel imalatı yapıyorduk. Daha sonra tabii müşterilerimizden gelen talepler ve bizim de piyasayı takip etmemizle yassı tel üretimine başladık. Akabinde yeni fabrikamızda işte bu yine güç trafolarının kullanmış olduğu paralel tel üretimlerine başladık. 200, 300 ve 400 tel üretimine başladık. Yeni fabrikamızda da Dilovası'na taşındığımız zaman da bakır döküm tesisini devreye aldık. Sarcan Bobinaj olarak bakır döküm katottan başlıyoruz ve nihai ürüne kadar bütün prosesler fabrikamızda gerçekleşiyor. Hiçbir şekilde dışa bağlılığımız yok. Tamamen bütün hem tel çekme prosesleri, hem izolasyon prosesleri, hem döküm prosesleri fabrikamızda gerçekleşiyor. Ve bu şekilde müşterimizi daha hızlı ve kesin çözüm üretebiliyoruz yani. Enerji sektöründe özellikle transformatör, elektrik motoru ve jeneratör üreticisi konumunda pek çok firmaya tamamlayıcı ürün sağlayan bir konumdasınız. Bugün bu ağ ne kadar yaygın bir şekilde, nerelere kadar ulaşıyor? Bugün şöyle, hem Türkiye'de yerleşik yerli firmalarımız var, transformatör, motor üreten, hem de Türkiye'de yine yerleşmiş bulunan global firmalar var. Bunların hemen hemen hepsiyle çalışma içerisindeyiz. Hem global firmalara hitap ediyoruz, hem de kendi yerli firmalarımıza hitap ediyoruz. Bugün bir transformatör üreticisinin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir pozisyonda, tel ve izolasyon malzemeleri olarak. Motor üreticilerinde de daha ziyade büyük, yüksek gerilim motorlu ve orta gerilim motorlara hitap etmekteyiz. Daha büyük sanayi motorları için teller üretiyoruz. Bunlar yine hem sanayi tesislerinde, hem diyelim ki ülkemizdeki hidrolik santraller olsun, rüzgar türbinleri olsun, bunların içerisindeki bütün sargı tellerini üretiyoruz. Şunu diyebilir miyiz peki, sipariş ve teslimat süresinde bugün
yerli ve milli olarak ön plana çıktığınız bu üretim bandında teslimat ve sipariş süresinde artı avantaj sağlayan bir konuma geçmiş olmuş oluyor musunuz? Tabii ki dışa bağımlılığım olduğu için bütün bakır katottan eritmeye başladığımız için bütün prosesler fabrikamıza gerçekleşiyor. Böyle olunca da müşterinin tabii teslim tarihleri eğer acilse biz bunu öncelik tanıyıp çok hızlı bir şekilde istemiş olduğu telleri üretip kendilerine sevk edebiliyoruz. Kendi araçlarımız var. Kendi araçlarımıza da sevkiyatı hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Peki bunlar ekonomik yönüne baktığımız zaman aynı ürünü yurt dışından almayla burada tedarik etmenin farkındalığı ne olarak ortaya çıkartıyor sizce? Bir kere hızlı teslimat en önemlilerinden biri. Hızlı teslimat yanında tabii ki kalitemiz, fiyat politikamız dışarıdan gelen bir ürüne göre daha avantajlı olmaktadır yani. Türk üreticiler bu tip Türk firmalarının pazarda ve sektörde önemli konuma gelmesini olumlu buluyor mu? Güven olarak kendini rahat hissediyor mu? Buradaki firmalar da öncelikli olarak tabii Türkiye'den malzemeyi tedarik etmek istiyorlar. Sağ olsunlar bize destek de veriyorlar bu konuda. Bütün firmaların önceliği Türkiye'den bulabiliyorsak Türkiye'den ürünü almak istiyorlar. Ya burada tedarik edemezlerse yurt dışında bir arayışa geçiyorlar. Peki yurt dışında bir Türk firmasının bu kadar kaliteli ürün yapması, bu kadar statü ve standartları zorlaması talep konusunda size talepleri sağlıyor mu ya da talep geliyor mu? Onlar da Türk firmalarına bu konuda güven duyuyorlar mı? Son dönemde pandemiden sonra da bilhassa çok fazla dışarıdan talep oluşmaya başladı. Gelen talepleri mümkün olduğu kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. Buna göre de ilave kapasite yatırımlarımızı da yapıyoruz. Çünkü talep hem iç piyasaya hem dışarıdan çoğaldıkça kapasitemiz de belli bir noktada dolma noktasına geldi. Bunu aşmak için de yeni yatırımlar planlıyoruz. Yeni hatlar devreye alıyoruz. Hem dışarı hem içeriye hızlı ve iyi bir teslimat yapmak istiyoruz. Şimdi birçok kıtada, sayısı da oldukça fazla ülkede bu konuyla ilgili hizmet vermektesiniz. Bugün lokasyon olarak ve lojistik olarak nerelere ulaşmış durumdasınız? Yaklaşık 5 kıtada 30'u aşkın ülkeye hizmet vermekteyiz. Bunun içerisinde işte Avrupa, Orta Doğu, Amerika kıtası, Asya tarafı birçok ülkeye ihracat yapmaktayız. Bugünden güne de artıyor. İşte katılmış olduğumuz fuarlar olsun, internet sitelerimiz vesaire sosyal medyadaki tanıtımlarımızdan yeni müşterilerle tanışıyoruz. Yeni talepler oluşuyor. Bunları da hepsini değerlendiriyoruz. Kısa bir süre sonra Almanya'da bir fuara katılacaksınız. Yılda nasıl bir performans sağlıyorsunuz? Fuar katılımları ile ilgili yoğun bir temponuz oluyor mu? Biz genel olarak yılda bir sefer fuara katılıyoruz. Her yıl Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen bizim sektörlüğümüzle ilgili bir fuar var. Biz ona katılmayı tercih ediyoruz. Bu fuarı dünyada herkes biliyor. Sektörün tamamen ihtisas fuarı olarak gerçekleşiyor. Bizim için bir fuar yeterli oluyor. Bu fuarda peki stand yoğunluğu ya da bu konuyla ilgili yabancıların katılımından memnun musunuz? Evet, ciddi bir talep görüyoruz. Hatta bu sene standımızı daha büyük bir yapıp yaklaşık 80 metrekare bir standla katılacağız. Burada yine kardeş firmamız olan onlarla beraber katılacağız. Hem daha büyük hem de daha kapsamlı bir şekilde katılmayı planlıyoruz. Şimdi benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de belki konumuzla çok alakalı değil ama Türk firmalarının sanayi sektöründe ve benzer sektörde yurt dışı katılımlarıyla ilgili devlet tarafından desteklerle ilgili yasal prosedürler sizin oradaki yer almanızda size destek sağlıyor mu? Tabii ki hem dış ticaret müsteşarlığı hem de bağlı bulunduğumuz İhracatçılar Birliği'nin destekleri var ve bu destekleri kullanıyoruz. Bunlar da bizim için faydalı oluyor. Şimdi tabii önemli bir konu daha var. Ülkemizde elektrik dağıtımı yapan santrallerin trafo telleri ve jeneratör telleri gibi, motor bobinaj telleri gibi önemli konularda ciddi aslında mütevaziliğiniz var ama ciddi de başarılarınız var. Mesela bunlardan isimlerini vermeden söylemek istersek sıralamada, nasıl bir sıralamada, nerelerde yer aldınız? Ülkemizde tabii elektrik üretim yapan ve dağıtım yapan santrallerde gerek transformatörleri olsun, gerekse jeneratörleri olsun,
bunların içerisindeki sargı tellerin imalatını yapmaktayız. Ömür Bey, şimdi tabii biz bu kadar sizin konseptinizi anlatmaya çalıştık, ürününüzle ilgili bilgi ve sizle ilgili bilgi vermeye çalıştık ama yurt içinden ve yurt dışından bu konularla sizin üretim faaliyetinizle ilgili de tabii ki size de ulaşmak isteyenler olacaktır. Bu konuyla ilgili nasıl kolay bir prosedürle size ulaşmaları mümkün olabilir? Bizi en çok güncel olarak web sitemizden takip edebilirler. Web sitemiz ve sosyal medya LinkedIn hesabımız var. Buradan hem gelişmeleri hem son güncellemeleri görebilirler firmamızla ilgili. Bunun haricinde herhalde sizi de yüz yüze tanışmak isteyenler 23-25 Mayıs tarihleri arasında Berlin Fuarı'nda bekleriz inşallah. Mümkün olacaktır. Evet. Onunla da ilgili isterseniz tam yerini de söyleyelim. 23-25 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde fuarımız var, ihtisas fuarımız. Burada gelmek isteyenleri bekleriz. Yerli ve milli ürünlerle ilgili bir başarı hikayesini canlı görmek isteyenler de fuarda misafir etmekten herhalde mutlu olursunuz.